Kapıyı açtım. Yani bir 10'a yakın polis vardı kapının önünde. Zile bastılar. Hemen onlara uyarıda bulundum zaten, evde bebeğim var, sessiz olun diye. Onlar da o şeye çok gürültülü bir şekilde içeri girmediler. Evde arama yapıldı. Dijital materyallere el koydular. O ara eşimi aramak istedim. Aramama izin vermediler. Avukatıma haber vermem gerekiyor dedim. Ona da izin vermediler. Annemin telefonunu aldım. Aramaya çalıştım. O da o an sinyal kesilmişti. Büyük ihtimalle onların yaptığı bir şeydi yine. Arayamadım. Yöneticinin telefonuyla haber verebildim eşime. O geldi, bebekle ilgilendi. Beni kapının önünde ters kelepçelediler. Arabaya bindirirken başımı eğmediler ama bir tane polis bizim evin kapısından çıkarken, apartman kapısından çıkarken yanıma geldi. İşte başımı eğmemi söyledi. İşte basına verilecek bu görüntüler, akrabaların seni görmesinler, yüzün tanınır diye ikna etmeye çalıştı. Ben de yanlış bir şey yapmadığımı, yüzümün görünmesine bir sakınca olmadığını, başımı eğmeyeceğimi söyledim ve o şekilde girdim arabaya. Ardından şeye götürüldüm, hastaneye götürüldüm. Hastane çıkışında yine ellerimi ters kelepçe bağladılar ve yine aynı polis yanıma gelip başımı eğmem konusunda ikna etmeye çalıştı. Başını eğ, işte akrabaların görmesin vesaire şeklinde yine minvalinde başımı eğmem konusunda ikna etmeye çalıştı. Ben de aynı şekilde başımı eğmeyeceğimi söyledim. O an bir tane kadın polis gelmişti bu arada bizim eve. Yol boyunca da bir kadın polis vardı benim olduğum arabada. O kadın polis bu sefer dedi ki ben eğerim dedi. Geldi, eğmeye çalıştı. Tabii tek polis olduğu için eğemedi başımı. Ben biraz da diklendim arabaya binerken. Sonra beni parmak izini aldığı yere götürdüler. Orada da yine işlemler bittikten sonra çıkışta yine başını eğeceğiz. Başını eğ, eğmiyorsan bari diklenme diye polisler önden bir konuşma yaptı benimle. Ben de aynı şeyleri söyledim. Orada yine kadın polis başımı eğmeye çalıştı. Ben başımı eğmedim. O şekilde araca bindirildim. Sonra işte telefonun şarjı bitti deyip çekimi başa aldılar. Yine beni o işte parmak izi aldıkları yerin içerisine koyup tekrar çıkardılar. Yine başımı eğmeye çalıştılar. Ben bu sefer bağırdım. 4 kere de çekim yapıyorsunuz. Ben gazeteciyim, başımı eğmem deyip arabaya bindim. Ardından şey emniyete getirdiler Tem'e. Orada da beklettiler, biraz bir bekleyin dediler. Bekledik. Bu sefer ters ışık burası. Diğer tarafa geçin. Oradan getirin dediler. Yine ters kelepçe takıp o kadın polis başımı eğmeye çalıştı. Yine başımı eğemedi. Yani tek polis olduğu için eğemedi. Biraz diğer arkadaşlara kıyasla diğer arkadaşları birkaç polis çullanıp başlarını eğmişti. O yüzden eğebilmişlerdi. Benim tek polis olmanın avantajıyla başımı eğemediler. Bu yüzden de görüntülerim basına verilmedi. Zaten ben onları da söyledim. Görüntülerim işinize yaramadı, basına veremeyeceksiniz diye. Öyle de oldu. O şekilde Tem'e getirildim. Ardından işte rutin prosedürler falan işletildi. Kayıt aldılar. Tek kişilik nezarethaneye koydular. Diğer arkadaşları da o şekilde koymuşlardı. Yani birbirimizi göremiyorduk arkadaşlarla. Onun tedirginliği vardı. Onları merak ediyorduk. Selam vermeye çalıştım bir iki arkadaşa. İzin vermediler. Biraz kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle öne alındı. Diğer arkadaşlarımdan önce benim ifademi aldılar. İfade yaklaşık 3 saat sürdü ve 25 sayfalık bir ifadeyle karşılaştım. Yani hiçbir şey yok diyebilirim o hazırladıkları ifade tutanağında. Suç sayılabilecek, suç teşkil eden hiçbir şey yoktu. Haber kaynaklarımla yaptığım konuşmalar, işte retweetlediğim yine bizim Mesutlama Ajansı tarafından yapılan haberler, onun dışında işte arkadaşlarımla yaptığım para alışverişleri ve çok komik rakamlar, 200-300 işte böyle kişisel harcamalar için kullanılan günlük, yani bir saatte bile harcanabilecek miktarda olan paraları sordular. Bu kişi sana ne paraya gönderdi, senin neyin oluyor, hangi amaçla gönderdi vesaire gibi komik sorular sordular. O yani böyle elle tutulur, yani suç sayılabilecek hiçbir şey yoktu. Gizli tanık ifadeleri vardı ama gizli tanığın da beni tanımadığı, hani verdiği ifadeden ortaya çıktı. Cezaevi çıkışlı olduğumu söylemiş. Ben ilk defa bu sefer gözaltına alındım. Yani sordukları sorulara kendileri de ara ara böyle biz ne soruyoruz şeyine girdiler avukatlarımın tepkisiyle. Çünkü gerçekten böyle bir tane soruları şeydi, düşünce ve düşüncemi ifade etmem gereken bir soruydu. Avukatlar ona karşı çıktı. Onu cevaplamadım. Diğer soruların
hepsine zaten aslında cevaplarını bildikleri saçma sapan, komik, mesleğimizi yargılamaya çalıştıkları sorularla karşı karşıya kaldık. Ya mesela biz Konya'da Dedeoğulları ailesine yönelik gerçekleşen saldırı haberini ilk Mesut Hamı Ajansı olarak biz yapmıştık. Yine katliam haberini peşini bırakmayıp sürekli bütün duruşmalara girip takip etmiştik ve işte arka kısmında sakladıkları bütün gerçekliği yine ajans olarak biz ortaya çıkarmıştık. Ve sonunda bugün işte dün görülen duruşmada Gidedeoğlu ailesine saldıranlar serbest bırakıldı. Ama bize hala o haberi yaptığımız Dedeoğulları ile ilgili sorular yöneltmeye çalıştılar. Yani gerçeği açığa çıkarmamız onlar için yani şey hani bir suçmuş gibi bunu önümüze getirdiler. Ama biz gerçeği yazmaktan bugüne kadar zaten geldiğimiz gelenek belli. Özgür basın geleneği bugüne kadar zaten eğer kendisini, yerini, konumunu koruyorsa, sürdürüyorsa yıllardır. Bu gerçeğin peşini bırakmamasından, gerçeği yazmasından kaynaklı. Bizim zaten gerçeği yazmaya devam edeceğimizin de aslında bilincindeydiler. Yani evet, özgür basına yönelik saldırılar yıllardır devam ediyor. Biz bu mesleğen yani özgür basın alanına girdiğimizde de bu saldırıların, baskının farkındaydık. Ama bile ve isteye Mesut Hamı Ajansı'nda, en azından ben kendim için söyleyeyim, bile ve isteye çalışmaya başladım. Çünkü gerçekten hakikati yazabileceğim, gerçekleri peşinde koşabileceğim tek yer Mesut Hamı Ajansı'ydı benim için. Yani gerçeği yazan gazeteciler yıllardır susturulmaya çalışıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullar, kaybetmeye doğru giden bir iktidar var. Savaş boyutunu gerçekten çok böyle savaş suçu işler boyutlarda sürdüren bir devlet var. Bunlar karşısında gerçeği yazan biz gazetecileri tabii ki de susturmaya çalışacaklardı. 11 gazeteci olarak gözaltına alındık. 9 gazeteci meslektaşım şu an tutuklu. Ama ben onların gazeteciliğine tanığım. Gerçeğin peşinden koşmaya devam edeceklerini biliyorum. Biz dışarıdaki gazeteciler de onların kalemini emanet olarak alacağız. Onlar serbest bırakılana kadar. Son dönemlerde genellikle baskınların çoğu özgür basından gelen Kürt gazetecilere yönelik yapılıyor. Bunun karşısında susmamak gerekiyor. Çünkü biz yıllar önce sustuğunuzda sıra size gelecek diye manşetler atılmıştı yine gazetelerde. Bu dönem de aslında öyle bir dönem. Bugün Kürt gazetecilere yönelik bu baskıya, zulme karşı ses çıkarmayanlara da sıra gelmemesini istiyoruz. Bunun için de hep birlikte ses çıkarmak gerekiyor. Bütün basın kuruluşlarının, sendikaların, derneklerin bu hukuksuzluğun karşısında susmaması gerekiyor. Çünkü gün gelecek bütün bu gerçeğin peşinde olan gazetecileri tutukladıklarında artık onların da gerçeklerini yazacak gazeteciler bulamayacaklar dışarıda. Yine kendileri için, kendi gerçeklerini yazabilecek gazeteciler bulmak için mücadeleyi sürdürmeleri, ses yükseltmeleri gerekiyor.